Merhaba, ben Doktor Melike. Emircan bugün beni görmek istemiş. Neden acaba? Çok merak ettim. Bir an önce gelsin konuşalım istiyorum. Merhaba Emircan. Seni görmek çok güzel. Son görüşmemizden bu yana neler yaptın anlat bakalım. Vallahi ben kurallara uymak konusunda elimden geleni yapıyorum. Bizimkilerle eskisi kadar da çok kavga etmiyoruz. Sanki onlar da bana daha az hayır diyorlar gibi. Bunu duyduğuma çok sevindim Emircan. Peki bugün beni görmek istemenin özel bir sebebi var mı? Of ya, başım beladan hiç kurtulmuyor. Okulda kavga ettim. Nasıl oldu hiç anlamadım vallahi. Tepkilerini kontrol etmek bazen çok zor oluyor değil mi Emircan? Bunu konuşmuştuk. Bazen düşünmeden hareket ederiz ve sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırız. Sen neler yaşadın anlatmak ister misin bana? Matematik dersindeydik. Çantama ellerimle koyduğum defterimi bulamadım. Tamam ben dağınık biri olabilirim ama o sabah çantamı hazırlarken bir liste yapıp yanlarına işaret koyarak tüm kitap ve defterlerimi koymuştum. Bu uyguladığın yöntem çok hoşuma gitti. Zihnimiz biraz dağınıksa işleri sıraya koymak için yapılacak işler listesi hazırlayıp işaretlemeler yapmak gerçekten işe yarayan bir yöntem. Peki bulabildin mi matematik defterini? Hayır, bulamadım işte. İşi kötüsü öğretmenimiz ödev kontrolü yapmaya başladı. Sıra da bana geliyordu. Panikledim birden. Eyvah, hazırlıksız yakalanmak kadar kötüsü yoktur. Sen bana daha önce de ödevlerini yapsan bile yanında götürmeyi unuttuğundan bahsetmiştin. Böyle durumlarda öğretmenin nasıl bir tepki veriyor? Önce sessizce uyarıyor. Bir dahaki sefere unutmamamı söylüyor. Çok fazla olduğunda da anne babama söylüyor. Bu da tabletimin elimden alınması demek. Haklısın. Çok can sıkıcı bir durum. Tabletinle vakit geçirmeyi çok sevdiğini biliyorum Emircan. Anladığım kadarıyla bu sefer ödevini tam olarak yapıp çantanı eksiksiz hazırlamana rağmen yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Hadi anlat bakalım sonra ne oldu? Yani dediğim gibi defterimi çantamda bulamayınca çok şaşırdım. Çantayı sıranın üzerine boşaltıp baktım yoktu. Ödevine o kadar emek verdikten sonra bulamaman hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Evet kendime çok kızdım. İçimden beceriksiz yine başaramadım dedim. Böyle hissetmene üzüldüm. Bazen kendimize biraz fazla acımasız davranıyor olabilir miyiz? Başardığın pek çok şey olduğunu biliyorum çünkü. Ödev kontrol sırası sana geldiğinde neler oldu peki? Öğretmenim defterimin olmadığını gördü. Ona kendimi açıklamaya çalıştım ama konuşamadım bile. Çok utandım. Senin için zor bir gün olmuş Emircan. Utanmak da tıpkı diğer duygularımız gibi geçicidir biliyor musun? Hiçbir duygu bizimle sonsuza kadar kalmaz. Peki defterine ne olduğuyla ilgili bir fikrin var mı? Neden çantanda değildi? Olay gerçekten ilginç bir hal almaya başladı çünkü. Bu olaydan sonra teneffüs zili çaldı ama ben hala yerimde oturup kendime kızıyordum. O sırada Can karşıdan sırıtarak geldi ve matematik defterimi önüme bıraktı. O an o kadar sinirlendim ki şaka olsun diye defterimi almış böyle şaka mı olur? Çok haklısın. Arkadaşın da yaptıklarının sonuçlarını düşünmeden hareket etmiş gibi geldi bana. Öfkeyle kalktım ve ittim onu. Kavga etmeye başladık. Ben o sırada kendimi kaybettiğim için ne olduğunu çok da hatırlamıyorum. Ah Emircan, insanların öfkelenmesi çok normaldir. Hepimiz öfkeleniriz. Ama bazen senin durumunda olduğu gibi çok fazla öfkelendiğimizde başımızı derde sokacak şeyler yapabiliriz. Ben her şeye çok çabuk öfkeleniyorum. Canım burnunun kanadını görünce çok pişman oldum. Keşke hiç öfkelenmeseydim. Daha önce de söylediğim gibi hepimiz öfkeleniriz Emircan. Önemli olan öfkelendiğimizde kendimize, diğer insanlara ve etrafımızdaki eşyalara zarar vermemektir. Bunun gibi davranışlar sergilemek yerine öfkemizi sağlıklı yollarla ifade edebilmek, yani daha kontrollü olmak için çalışmalıyız. Söylemesi kolay tabii. Ben o sırada ne yaptığımı hatırlamıyorum ki. Nereden bileyim kendimi nasıl kontrol edebileceğimi? Haklısın, bu gerçekten zor bir şey. Ama sana iyi bir haberim var. Öfkeyi kontrol etmek becerisi çok çalıştıkça ve bol bol pratik yaptıkça öğrenilebilen bir beceridir. Evet, bazılarımız bu konuda doğuştan yetenekli olabilir.
Çok sakin ve kontrollü görünen arkadaşların eminim vardır. Ama eminim etrafında senin gibi biraz daha çabuk kızan ve kızdığında istemediği şeyler yapan arkadaşların da vardır. Yani can sıkmaya gerek yok. Şu anda bunu yapamıyor olman, ileride öfkeni kontrol etmeyi öğrenemeyeceğin anlamına gelmiyor. Bunu öğrenmek tıpkı bisiklete binmek gibidir ya da yüzmeyi öğrenmek gibi. Sık sık alıştırma yaptığında her seferinde daha iyi yapıyor hale gelirsin. Hiç umudum yok. Nasıl başaracağım ki bunu? Emircan, öfke de tıpkı diğer duygular gibidir. Mesela öğretmenin ödev kontrolü yaparken defterin yanında olmadığı için utandığından bahsetmiştin. Bu duygun ne kadar sürdü? Ders bitene kadar öyle hissettim. Sonra utanmam biraz azaldı. Yani sonrasında hissettiğin öfke de hiçbir şey yapmasan bile bir süre sonra azalacak ve geçecekti belki de, öyle mi? Olabilir. Ama dedim ya, öfkeden gözüm hiçbir şey görmüyordu o sırada. Emircan, duygularımızın yoğunluğu da değişkendir. Yani bunu söylerken şunu kastediyorum. Bazen birazcık öfkeli hissedersin, bazen de öfken o kadar yoğundur ki senin de söylediğin gibi gözün hiçbir şeyi görmez. Birazcık kızdığında bu duygunun etkisi çok daha çabuk geçer. Bu son yaşadığın olay gibi olaylar ise kendini kaybetmene neden olabilecek yoğunluktadır. Sen o sırada hissettiğin duyguyu adlandırmak konusunda özel bir yeteneğe sahipsin bence. Duygularının farkına varabilmek ve ne hissettiğini adlandırabilmek çok önemli bir beceridir Emircan. Bunu yapabilmek herkes için o kadar kolay değildir. O sırada ne hissettiğimizi anlamak için duygularımıza kulak vermeliyiz. Daha önce çok öfkelenmiş bir insan görmüşsündür mutlaka. İnsanlar öfkelendiğinde hızlı nefes almaya başlayabilir, kalp atışları hızlanır, yüzleri kızarabilir. Bazı insanlar öfkelendiklerinde dişlerini ve yumruklarını sıkarlar. O sırada kendilerini ifade etmekte güçlük çekebilirler ya da bağırıp çağırarak, etrafa yumruklarını sallayarak öfkelerini dışa vurabilirler. Sen öfkeni nasıl yaşıyorsun Emircan? Biraz öfkelendiğimde yumruklarımı ben de sıkarım, dişlerimi de sıkarım. Kendimi dışarıdan görmedim ama kızardığıma eminim. Ama çok fazla öfkelendiğimde neler olduğunu bilmiyorum. Her şey bir anda oluyor. Çok doğru. Bazen bir anda gelen çok yoğun bir duygu söz konusu olduğunda durup düşünmek, onun farkına varmak gerçekten zordur Emircan. Ancak bir duyguyu kontrollü bir şekilde ifade edebilmenin ilk koşulu da onun ne olduğunu tanımlamaktır. Bence sen artık bunu biliyorsun. Sonraki adımımız ise seni nelerin öfkelendirdiğini bulmak. Ben bilgisayar oyunlarında kaybettiğimde ya da tabletimi elimden aldıklarında çok öfkeleniyorum. Anladım. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımızda hayal kırıklığı ve öfke hissetmek çok doğaldır. Tabletinin elinden alınması gibi bir durumda da öfkeli ve haksızlığa uğramış gibi hissetmekte haklısın. Bazen öfkenin kaynağı böyle bizim dışımızdaki şeyler değil de içimizden gelen, kendi kafamızın içinden gelen şeyler olabilir. Bizim dışımızda gelişen olayları değiştirebilmek her zaman mümkün olmayabiliyor Emircan. Ancak öfkeni tetikleyen şey kendi kafanın içinden geliyorsa bunu değiştirebiliriz. Peki biz de bu duygunun oluşmasına neden olan durumların farkındayız. Hissettiğimiz duygunun bedenimizde meydana getirdiği değişiklikleri de öğrendik. Bu sayede ne hissettiğimizi tanımlamak, yani duygumuzun adını koymak bizim için artık çok kolay. Biraz da öfkelendiğimizde neler yapıyoruz onun üzerine konuşalım mı? Sen öfkelendiğinde nasıl davranıyorsun mesela? Genelde bağırıyorum, ağlıyorum, bazen de duvarları yumrukluyorum. Emircan, öfkelendiğinde ve bu davranışları sergilediğinde belki öfken biraz yatışıyor gibi oluyordur. Ancak bu davranışların bazı olumsuz sonuçları da var değil mi? Mesela yaşadığın son olayda arkadaşının yaralanmasına sebep olmak gibi. Evet, herkes benim kavgacı biri olduğumu düşünüyor. Bazen öfkelenip bir yerlere vurduğumda kendi canım da acıyor. Bir defasında çok öfkelenip annemin telefonunu fırlatıp kırmıştım. Öyleyse öfkelendiğinde sergilediğin bu davranışların sık sık başını belaya soktuğunu söyleyebiliriz. Evet, hem de çok. Keşke öfkelenmemeyi başarabilsem. Emircan, değiştirmeye çalıştığımız şey daha önce de söylediğim gibi öfkeyi hissetmemek değil ki. Öfkeyi bastırmaya ve hissetmemeye çalışmak bir volkanın patlaması gibi sonunda daha fena patlamasına neden olur. Hem de hiç beklemediğim bir anda. Peki, anladım galiba. Öfkeleceğim ama bunu gösterirken başka şeyler yapacağım. Evet, buraya kadar her şeyi bir daha özetleyelim mi?
Öfkeyi bedenimizdeki bazı ipuçlarından yola çıkarak tanımladık ve bu öfkeye neyin sebep olmuş olabileceği üzerine düşündük. Öfkelendiğimizde yaptığımız bazı şeylerin başımızı daha da fazla belaya sokabileceğinin farkına vardık. Peki senin öfkelendiğinde yaptığın, rahatlamanı sağlayan ve kimseye zararı olmayan davranışların da var mı Emircan? Dışarı çıkıp koşuyorum bazen. Bu gerçekten harika bir yöntem. Biz biliyoruz ki fiziksel olarak aktif olmak, koşmak, zıplamak gibi aktiviteler öfkemizin azalması konusunda bize yardımcı olur. Bunun yanında deneyebileceğin birkaç başka yöntem daha var. Duymak ister misin? Olur, belki işe yarar. Öfkelendiğinde eğer bunu yapabileceğin bir yerdeysen bir yere uzanabilir, ellerini karnına koyup derin ve büyük nefesler alabilirsin. Nefes alırken 3'e kadar sayıp karnının şiştiğini hissederek almalısın. Nefes verirken de 4'e kadar sayabilirsin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eğer bunu yapamayacağın bir yerdeysen, gözlerini kapatıp çok güzel kokulu bir çiçeği kokladığını düşünerek burnundan derin bir nefes alabilirsin. Ve nefesini verirken de doğum günü pastanın mumlarını üflediğini hayal edebilirsin. Mumların sönmesi için uzun bir nefes vermen gerekecek. Ben bunu o anda hatırlayamam ki. Evet, bu nedenle öfkeli olmadığın zamanlarda da sık sık alıştırmalar yapmalısın. Emircan, yoğun duygular hissederken kaslarının da çok gergin olduğunu hissetmişsindir mutlaka. Öyleyse onların da ihtiyaçlarına kulak vermek gerek değil mi? Deneyebileceğin bir diğer yöntem de vücudundaki tüm kasları sıkıp gevşetme yöntemidir. Yüzünü buruşturmak, avuçlarında bir limon varmış gibi yumruklarını sıkmak, dişlerinin arasında sert bir şey varmış gibi çeneni sıkmak ve ardından gevşetmek ve tüm bu kaslarını sıkıp gevşetme işini bacakların, kolların, omuzların, karnın gibi diğer kaslarında da uygulamak. Bunu yaparken de derin nefesler alıp vermek sakinleşmene yardımcı olabilir. Bunlar eğlenceli görünüyor. Süpermiş. Peki olur. Denerim. Bunu duyduğuma sevindim. Bu durumla ilgili neler yapabileceğini gerçekten merak ediyorum Emircan. Beni haberdar etmeyi unutma, olur mu? Olur. Görüşürüz Melike abla. Görüşürüz Emircan. Çocuklar, siz de öfkenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Yine de tüm bunların işe yaramadığı durumlar olabilir. Artık kendinizi tanıyamıyor ve her zamankinden çok daha fazla öfkeleniyorsanız, davranışlarınız nedeniyle okulda ve evde sorun yaşamaya başladıysanız, öfkenin dışında uykuya dalmakta güçlük, çok mutsuz ve keyifsiz hissetmek gibi başka şeyler de yaşıyorsanız, lütfen anne babanız ya da güvendiğiniz bir yetişkinden yardım isteyin.